Video serisi 11. video. Şimdi yeni sınav sistemleri KPSS'de, ALES'te, DGS'de zaten biraz öyleydi. Şey var. İşte sözel mantık diye bir şey, sayısal mantık diye bir şey içine soktular. Karma karışık hale geldi. Aslında bu gökten inmedi. Yani sayısal mantık çok eskiden beri sorularda gizli gizli böyle yaptıkları bir şeydi. Bunu biraz daha görünür hale getirdiler. Mesela şu soru 1989 sorusu. Bir köyden kasabaya 2 ayrı yoldan gidilmektedir. Birinci yol 3A kilometre, ikinci yol A artı 8 kilometredir. İkinci yol daha kısa olduğuna göre A için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yol kısa demek ne demek? Daha düşük kilometre demek. Yani A artı 8 küçüktür 3A. Öyleyse A'yı attım karşıya. 8 küçüktür 2A. 4 küçüktür A veya A büyüktür 4. Şimdi bize soru da şunu da diyebilirdi. Hiç yol, kasaba falan yok. 3A büyüktür. 3A büyüktür. A artı 8 ise A'nın değer aralığı nedir? Şu çok komik bir soru olurdu. Bunu sözel mantıkla biraz işin içine mantık katmış. Şimdi ne yapıyor? Bunu biraz daha gıcık hale getiriyor. Nasıl getiriyor? Şöyle. Diyor ki şurada köy var. Çiziyor. Kafa karıştıracak ya. Kasaba var. Bir şöyle yol var. Böyle noktalıyor bir de. Bir şöyle yol var. İşte bir de şöyle bir yol var. İşte bununla bunun toplamı şundan kısaydır. Örneğin AB yolunun uzunluğu ile Ahmet önce AB yolundan gidiyor. Sonra B'den C noktasına dönüyor. İşte bir şey unuttuğunu fark ediyor. Sonra bu sefer D noktasından E noktasına gidiyor. Sonra bakıyor ki Ahmet ilk gittiğinde A'dan B'ye, B'den C'ye gittiğinde gittiği yol D'den E'ye gittiği yoldan kısaymış. İşte böyle anlatıyor, anlatıyor. Bir şeyler yapıyor. Ondan sonra diyor ki öyleyse işte burada bir de değer veriyor. A kullanıyor. İşte AB yolu 3 aymış. C yolu A artı 3'müş. DE yolu 2 aymış. Öyleyse A hangi değer aralığında? Şimdi bakıyorsunuz yok şekil, köy, kasaba ne oluyor diyorsunuz. Ama temel olarak aldığı şey işte bu yani. Bir tane bir bilinmeyen bir denklem. Ekstradan size şu ikisini toplatacak. Mesela bu A artı 3, bu da 2A olsun. Topladık 3A artı 3 olacak yani. Başka bir şey yok. O yüzden aslında bu mantık sorularının temelinde aynı şeyler var. Sadece olabildiğince adayın kafasını karıştırma, germe, psikolojik olarak yenik duruma düşürme amaçlanan sorular.